Son dönemin en merak edilen isimlerinden Kerem Bürsin, kariyerinden özel hayatına, dünyada yaşadığı ülkelerden o çok konuşulan aksanına kadar her şeyi Show TV'ye anlattı. En merak edileni, yakışıklılığını, tüm bilinmeyenleri. Cesur olduğumu düşünüyorum, risk almayı seviyorum. Serenay Sarıkaya'yla aşkını hangi cümleyle tanımladı? Kesinlikle Serenay benim için. Baba olma fikrine nasıl bakıyor? Yani bir mucize sonuçta. Yani bu mucizeyi yani aşık olduğum bir insanla yapabilmek. Kerem Bürsin'in en özel itirafları ve oynadığı reklam filminin çok özel kamera arkası görüntüleri geliyor. Şimdi ne desem burada çok sakat. Ünlü global bir moda markasının ilkbahar kampanya yüzü olan Kerem Bürsin, haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla bir araya geldi. İlk konumuz moda. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Çok çünkü önemli bir, dünyaca ünlü bir moda markasının Türkiye yüzü olarak. Ben çok onurlandım. Dediğiniz gibi yani dünyaca ünlü bir marka. Peki modayla aranız nasıldır? Fena değil ya. Tabii bence herkes gibi insan ne giydiğine, nasıl göründüğüne dikkat eder. Kerem Bürsin, düzgün fiziğiyle giydiğini iyi taşıyan ünlülerimizden. Giydiği şeyin ona nasıl hissettirdiğine önem veriyor Bürsin. Taşıdığım şeyin iyi hissettirmesi lazım. Yani bir şey uğruna değil, yani moda uğruna ya da şey uğruna değil ama yani benim stilimi, benim karakterimi en iyi yansıtacak şeyler benim için önemli moda dünyasında. Yüzü olduğu markanın yansıttığı tarz aslında tam da Kerem Bürsin'in tarzı. Ben daha basic seviyorum. Yani işte bir gömlek, bir pantolon. Takılırım daha ziyade bence karakterimi yansıtan şeyler. İşte Kerem Bürsin'in reklam çekiminin kamera arkası görüntüleri. Kerem Bürsin şıklığı yansımış objektife. Çekimlerde gençlik tutkusu olan kaykayı da kullanmış Kerem Bürsin. Hele 15 yaşımda evet bayağı büyük bir kaykaycıydım ve bir tane müzik grubum vardı. Gelelim gizli Kerem Bürsin'e, yani bilinmeyenlerine. Cesur olarak tanımlar mı kendini? Cesur olduğumu düşünüyorum. Risk almayı seviyorum. Risk kavramı onun için farklı. Bence insan rahatken biraz zor oluyor o riskleri almak. Yani çünkü yani aklın hemen şey gidiyor. Yani kaybedeceklerini düşünmeye başlıyorsun ama yani öyle çok yaşamamaya çalışıyorum hayatı. Yani çok kaybedeceğim bir şey yokmuş gibi devam etmeye çalışıyorum. Cool görüntüsünün altında sevecen bir yapısı da var. Bu sevecenliği yeğeniyle fotoğraflarında gördük. Bu arada dayı oldunuz, tebrik oldum, ediyorum. Oldum, çok nasıl teşekkür ederim. Nasıl bir duygu? İnanılmaz bir duygu. Yani bu kadar etkileneceğimi de hiç düşünmemiştim. Ablasını anne olarak gördüğünde kadının gücünü bir kez daha anlamış. Yani şimdi ablamı çok iyi tanıyorum. Hayatımız birlikte geçti. Çocukluğunu biliyorum. Şimdi bir anne. Ve orada yani bir anda böyle şey oldum. Evet dedim yani kadının gücü ve kadının varlığı yani olağanüstü bir şey, bambaşka bir şey. Kadına şiddet konusunda Türk dizi piyasasına bile eleştiri getirebilecek kadar duyarlı. Kadına şiddetin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını düşünüyor. Baktığımızda ülkemizde ya, kadına son dönemde üzücü şeyler yaşanmakta. Ve maalesef sırf ülkemiz değil, bu global bir sorun. Bu kadar önemseyen bir ünlü olarak nasıl tanımlar kadını? Kadının tanımı ne demek peki size göre? Yani biraz şey gibi gelebilir, bu bir kaçamak cevap gibi ama yani
ciddi anlamda bence bir adamın bir kadını tanımlaması çok zor. Biz hiçbir zaman bence çözemeyeceğiz, anlayamayacağız ama yani dediğim gibi yani ablamla alakalı konuşurken de yani kadın olağanüstü bir şey ve yani eminim kadınlar dünyamızı şey yapsaydı, yönetseydi çok farklı bir dünyada yaşardık. Çünkü maalesef yani şu an yaşadığımız dünya utanç verici. Bayağı utanç verici. Bu kadar hassas bir erkek olarak Serenay Sarıkaya gibi derin bir kadınla beraber olduğu için çok şanslı. Gerçekten hani yüzeysel de bir yaşam sürüyoruz şu anda. Maalesef. Gerçek ve derin olan biri var hayatımızda. Evet. Bu anlamda onu sormak istiyorum. Bu gerçekliği ve derinliğini. Serenay Sarıkaya. Bence bir adamın şansı hayatındaki yani o büyük şanslardan biri hayatındaki kadındır. Kesinlikle Serenay benim için kadını daha iyi anlamak. Yani bence kadınlar rol model aynı zamanda. O yüzden yani dediğiniz gibi çok derin bir insan. Serenay Sarıkaya'yı anlatırken gözlerinin içinin ne kadar parladığını görebilirsiniz. Çok güzel bir insan, kalbi, derinliği. O yüzden hiç sıkılmıyorum. Güzel dinamik bir ilişki. Gelelim babalığa. Dayılık güzel ama babalık daha özel olmalı. Yeğeninizi kucağınıza aldığınızda çok güzel bir şey ya hani. Evet. Uyandırdı mı yeni duygular? Hani baba olmak zor bir şey çünkü kadınlara gelir mesela bize bu dönemsel gelir gider. Erkeklerde nasıl oluyor bu? Şimdi ne desem burada çok sakat. Ya benim için tabii yani o yani bir mucize sonuçta. O yüzden o mucizeyi hissetmek ve yani bu mucizeyi yani aşık olduğun bir insanla yapabilmek bence that's it yani. O zaman yarandın mı? Yani hayatı yaşamaya başladığın an gibi. O yüzden yani tabii ki de bunu deneyimlemek bence çok önemli bir insan olarak. Büyük bir sorumluluk. Mucizevi bir konu olarak bakıyor babalığa. Birileri işte çocuk yapıyorlar. Ondan sonra çocuk 6 aylıkken, 5 aylıkken, 9 aylıkken, 2 yaşındayken çifte ayrılıyor. Bence o çiftin çok sağlam olması lazım. Bu bir ortak karar. Bence yanlış. Yok yaşlanıyorum, yok kariyerim, yok şu, yok bu. Anlatabiliyor muyum? Yani benim için o çok saçma geliyor. Yok işte atıyorum 30 yaşındayım, 35 yaşıma kadar bebek yapmam lazım falan filan. Yani kendini zaten manipüle ediyorsun bir şekilde. Partnerini de manipüle ediyorsun. Ama aynı zamanda bir baskı oluşuyor. Çok sağlıklı gelmiyor. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Kerem Bürsin'e. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Büyük keyif. Çok memnun oldum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.